Değerli GASA mensupları, Açık Diplomasi programından merhaba. Konuğumuz akademisyen Doktor Muhammed Rahim'i, hoş geldiniz. Afganistan, Güney Asya'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Afganistan'ın komşu ülkeleri, Doğu ve Güneyde Pakistan, Batıda İran, Kuzeyde Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan. Kuzeydoğu'da ise Çin ile komşudur. Yüz ölçümü 652 bin kilometre kare. Ülkede yaklaşık 40 milyon insan yaşamaktadır. Dünyada yaklaşık 2,5 milyon Afganlı mülteci olarak çeşitli ülkelerde yaşamaktadır. Afganistan toplumu Peştun, Tacik, Hazara, Aymak, Türkmen, Beluç etnik gruplardan oluşmaktadır. Asya'nın kalbi olan Afganistan, dünya siyasetin her zaman gündeminde olan bir ülkedir. Değerli GASA mensupları, bugün Türkiye-Afganistan diplomasi ağı temasını yorumlayacağız. Muhammed Rahimi Bey, söz sahibinin eseri diyoruz. Türkiye-Afganistan ilişkilerinde riskler nedir? Teşekkür ederim Cemal Hocam. İlk önce Afganistan ve Türkiye dediğimizde daha çok hep böyle kardeş ülke, işte dostluk içinde bir tarihi süreci ve günümüzde de böyle. Çünkü bu iki millet aslında hep kardeş kalmışlardır. Ve tarih boyunca ilişkileri hep kardeş ve dostane olmuştur. Ben isterseniz Afganistan'ın ilk önce bu günümüzün ekonomik ve siyasi durumuna gelmeden önce birazcık da tarihine işaret etmek istiyorum. Afganistan'ın kurucusu Ahmet Şah Durrani 1740'larda, 1770'lere kadar sultanatı sürdüğü sürece 3. Mustafa'ya, Osmanlı halifesi 3. Mustafa'ya epey uzun bir mektup gönderiyor. Ve bu mektup günümüzde de Başbakanlık arşivinde mevcut. Ben kezimde onu kullandığım için az çok detaylarına hakimim. O dönemin Osmanlı ve Afgan hukumdarlarının ilişkilerini ve diplomasisini göstermek açısından çok iyi bir örnektir. Daha sonra Ahmet Şah Durrani'den sonra Emanullah'a kadar. Emanullah'ın da Atatürk ile aynı döneme denk geliyor. Afganistan'da bir İstiklal Savaşı'nı geçiriyor. Yani 1919'a kadar. Bu döneme kadar de baktığımızda oradaki hukumdarlar genelde Osmanlı padişahlarıyla çok iyi bir diplomatik ilişkiler içinde ve genel olarak İstanbul'da bulunan Müslümanların halifesi olana bir saygı çerçevesinde ilişkilerini yürütebilmişlerdir. 1900'lerin başları Afganistan ve Türkiye tarihi açısından Emanullah'ın ile Atatürk döneminde olan o diplomasi ve ilişkiler bizim gelecek 100 seneyi etkilemişler. Onu diyebiliriz çok kolay bir şekilde. Zira Atatürk döneminde Afganistan'a mesela siz ciddi bir eğitim desteğini, sağlık anlamında olan desteğini görebiliyorsunuz. Aynı şekilde diplomasi, siyaset ve ekonomi açısından Emanullah'ın Türkiye'ye ziyareti bu anlamda damga vuran bir şey olmuştu o zaman için. Değerli hocam, Türkiye-Afganistan ilişkilerinde fırsatlar nedir? Şimdi hocam bu kısa tarihi süreçten sonra günümüze gelecek olursak bence en iyi fırsat şeklinde görebileceğimiz bu daha önce de söylediğim bu iki milletin kardeş olması, birbirini tanıması, aynı kültürden, aynı din, aynı inanç taşımaları ve tarih şeyinde sürecinde de işaret ettim.
Bunlar hep birbiriyle beraber olmuşlardır. Bu iki coğrafya birbirinin için ilişkileri içinde olmuşlardır. Bir Türk'ün oraya gidip kendi yabancı hissetmemesi, nitekim bir Afgan buraya gelip yabancı hissetmemesi, bu iki milletin insanları birbirini sevmesi, bu bence çok temel bir şeydir. Bu çerçevede buradan yola çıkacak olursak, şimdi gördüğümüz gibi Afganistan ciddi savaş durumundan çıktı. Ve bu anlamda gerek biz Türk devletinin ve gerek Türk iş adamlarının orada onların çalışması açısından ciddi fırsatlar doğdu. Son zamanlarda mesela biz buna çok şahit olduk. Türk iş adamlarının gidip orada yenilenebilir rüzgar ve güneş enerjisine yatırım yapması. Mesela bunu biz birçok orada yardımlar vesaire oldu. Ama böyle stratejik bir hamle Türk iş adamlarından görüldü. Aynı şekilde eğer devlet açısından düşünecek olursak, Afganistan'daki maarif okullarının önemini ve faydalarını hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde Yunus Emre Enstitüsü'nün oradaki faaliyetleri ve sosyal kültürel anlamda orada yaptıkları projeleri çok önemlidir diyebiliyorum. İşte bu Taliban dönemi eğer ele alacak olursak bir takım risklere de evet biz şahidiz. Bunlardan belki de en önemlisi Taliban'ın gelişiyle birlikte Afganistan'ın birazcık olsun dünya siyasi ve ekonomik sisteminden kopması. Bu kopuş tabii ki yanında bir takım sonuçlar da getirdi. Ben çok böyle basit ifade edecek olursam, örnek veriyorum bir Afganistan söz konusu orada bir banka sistemin mesela felç olması. Amerikalılar bunu felç etti o zaman. Ya şimdi bir ticaret, bir ekonomi eğer söz konusu olacaksa bir başka ülkeyle orada banka sistemine tabii ki bir ihtiyaç var. Ondan sonra hepimizin bildiği üzere Taliban bir iki büyük sorunla karşı karşıya. Bir içteki o meşruiyeti alamaması, yani silah gücüyle tamam girdiğiniz bir savaş sonucunda sonuçta. Ama orada kendini o ülkenin her tabakasına şey yapamadı, kabul ettiremedi. Bu meşruiyetten ya da bu meşruiyet krizinden ortaya çıkan bir de dış meşruiyet sorunu oldu. O da tanınmamasına sebep oldu. Biliyoruz 3 sene oldu Taliban orada hakimler, fakat dünyanın Birleşmiş Milletler başta olmak üzere hiçbir ülke onları tanımadı. Ama tabii ki onlar da belirli seviyede bir takım Türkiye dahil birçok bölge ülkenin onlarla bir temasları mevcuttur. O temasları da muhimdir, ehemmiyet yaşar yani. Bu Afgan mültecilerin tekrar ülkelerine dönmesi açısından Türkiye Afganistan devletleri arasında nasıl bir iletişim kurulabilir? Afganistan'dan bu son süreç 2014 ile elbette başlayan fakat son süreçte hızlanan bir göç söz konusu. Bu daha önceki dönemlerde Pakistan bir İran'a giden fakat bu kez İran üzerinden Türkiye'ye de gelen bir göç söz konusu. Afganistan'daki istikrar ve güvenlik tam kaynaklanan bu göç süreci oradaki istikrar ve güvenliğinin sağlanmasıyla çözülüyor. Şimdi Afganistan'dan son zamanlarda 2014 ile elbette başlayan fakat 2021 sonrası bu değişimden sonra hızlanan göç söz konusu. Bu göç Afgan göçten Türkiye'de kendi payını alabilir. Farklı nedenlerden dolayı. Kimileri daha iyi bir ekonomik hayat, kimileri Avrupa'ya gitme, yani buraya bir geçiş tahtası olarak görmektedirler. Bunların Afganistan'dan buraya gelmenin en büyük sebepleri oradaki ekonomik ve ekonomi refahının olmaması. Bu insanların birçoğu ondan dolayı buraya gelmektedirler. Bunun için gerek Türkiye'nin gerek bölgedeki diğer ülkelerin
Afganistan'da bir takım ekonomik projelerin ortaya çıkarması, yola sokulmasıyla halledilebilir. Ondan sonra şöyle de bir gerçek var. Bu insanlar Afganistan'dan buraya direkt gelmiyor. İran'dan örnek veriyorum geliyor. Bu biraz da İran ve Türkiye'nin ilişkilerine de elbette bağlı. Eğer bu Afgan gücün önlenmesini isteniyorsa burada demek ki sadece Türkiye'nin yapması gereken değil, aynı zamanda bölge ülkelerinin de bir şeyler yapması gerekiyor. Ve ne yazık ki hocam bu Afganistan'daki 40 yıllık savaş içinde genel olarak dış etkenlerin hep çok baskın olduğunu görmekteyiz. Bu anlamda da elbette eğer orada bir çözüm olacaksa, bir çözüm ortaya çıkaracaksa ve bu göç bir şekilde durdurulması gerekiyorsa tüm bu bölgesel ve uluslararası güçlerin orada bu anlamda bir şeyler yapması gerekmektedir. Kendi elini taşın altına koyması gerekiyor. Afgan iş adamlarının bu ihtimali, Afgan ve Türk iş adamlarının bu anlamda bir takım projeler önerilebilir. Yani orada birazcık daha halka dokunulan, iktisadi, ekonomik refahı arttıran bir takım projeler yürütülebilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda şunu biliyorum zaten, Türkiye her ne kadar Afganistan'daki Taliban rejimini tanımasa bile bu anlamda yakından irtibatları var. Biliyoruz ki hem Kabil'de bu ikilikçilik aktif bir şekilde çalışıyor hem de Cumhuriyet'in gitmesine rağmen tüm kadrosuyla birlikte buradaki İstanbul Konsolosluğu ve Ankara Büyükelçisi, Afganistan Büyükelçisi devam ediyor. Bu da önemli, yani bu koordinasyonun da ortadan kalkmaması gerekiyor. Ta ki daha düzgün, daha iyi bir şekilde bu süreci bir çözüme kavuşturabilsinler. Evet, değerli hocam, güzel bir noktaya değindiniz. Yani Türkiye, Afgan iş adamlarının bir platform oluşturarak iki ülke arasındaki sosyoekonomik projelerin oluşturulmasının çok önemli olduğunun altını çiziniz. İnanıyorum ki Afganistan ve Türk iş adamları bu konuda bir platform oluşturduğunda hem göçü önlemiş olacak hem de Afganistan'ın refah seviyesinin artmasına katkı sağlamış olacaktır. Değerli hocam, Türkiye, Afganistan diplomasi ağı konusunda bilgi ve tecrübelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim.